Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Normalde bu videomuzu geçen hafta pazartesi günü yüklemiştik. Lakin videomuz YouTube'un kendisinden kaynaklı e, bazı teknik problemlerden dolayı e, 15 dakikalık video ortalama 1,5 dakika olarak kayda geçirilmişti. Biz de şimdi sizlerle birlikte YouTube'un kendisinden kaynaklı olarak 15 dakikalık videoyu bir buçuk dakikaya indirmiş olduğu bu izleyeceğiniz videoda ben size o videoyu kaldırdım Hani YouTube'dan o videoyu kaldırdım. Ve şimdi ben size o videonun orijinal halini, 15 dakikalık halini yayınlayacağım. Vide Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Kıymetli dostlarım, Kıymetli kardeşlerim bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1589-1600 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri bu olayları kronolojik ve doğru bir şekilde sizlerle birlikte ele almaya, anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda yapacağımız şey 1600-1634 yılları arasındaki e, kronolojik bir süreci elimizden geldiği dilimizin döndüğünce doğru, net ve anlatılabilir bir biçimde sizlerle birlikte anlamak ve anlatmak olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. Yıl 1600, sikke tasihi yani sikkenin yani paranın değerinin düşürülmesi. Yıl 1601 Kanize savunması. Yıl 1601 İngiliz tüccarının ödediği gümrük resmi vergisinin %3'e indirileceğinin aydınameye işlenmesi. Yıl 1603 Osmanlı İran savaşının başlaması. Yıl 1603 3. Mehmet'in vefatı, 1. Ahmet'in tahta geçişi. Yıl 1612, 9 yıllık, 9 yıl süren Osmanlı-İran sava savaşının bitmesi. Şimdi Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Osmanlı Devleti, Sünni, Müslüman bir İslam ülkesi. E, Tafifi Devleti ise, yani Osmanlı Devleti'nin dönemindeki İran'da hüküm süren devlet ise, Si, Müslüman bir ülke. Şiilik, Alevilik'tir. Sünnilik zaten Sünniliktir. E, i̇kisi de dinin farklı insanlar tarafından yorumlanması çekilir. Şimdi inanç farklılıkları olduğu için, bu iki devlette de yatırdıkları dönemde, Ölümlerinin 1 ve 2 numarası olduğu için bu iki devletin döneminde sık sık e, savaşlar yaşanmıştır. İki bu iki devlette en az biri yıkılana kadar. Ki en erken yıkılan Safavi devleti olmuştur. Bunu da bilmekte fayda vardır. Şimdi inanç farklılıklarından dolayı e, devletler birbirlerinin iç işlerine hukuki boyutta e, müdahale etme hakkına sahip olmak istiyorlardı. Lakin bir devletin bir başka devletin iç işlerine karışması o devletin kendi sahsi, siyasi, iktisadi, ekonomik sorunlarına e, müdahil olması o devlet istemeden bir takım e, askeri ve başka siyasi müdahalelere sebep olmaktadır. Şimdi bu e, durumunda siyasi müdahale pek yaygın olmadığı için ki siyasi diplomasi e, tanımattan sonra dünya üzerinde yayılmaya başlanmıştır. Hatta Fransız sonra daha geriye gidelim. Fransız İtalya'ndan sonra. Onların döneminde hep askeri müdahale vardı. Askeri müdahale kaçınılmazdı. Bu iki devlet de birbirlerine askeri müdahalelerde bulunmuşlardır. Lakin Safevi Devleti Osmanlı Devleti'nin kendi gücü, Osmanlı Devleti'nin gücünde olmadığı için Safevi Devleti hiçbir zaman için Osmanlı Devleti'ni yıkamamıştır. Ve kendisinde Osmanlı Devletinden Osmanlı Devleti'nden bir il yani 1 santimetre dahi toprak alabilecek potansiyel yoktur. Zaman zaman Osmanlı Devleti Safavi savaşlarında çok ileriye gitmiş. Hatta İsfahan'a kadar ilerlediği savaşlar olmuştur. Zaman zaman ise ee, çok geriye çekilmiştir. Lakin günümüzdeki Osmanlı İran, e, ee, Türkiye Cumhuriyeti İran sınırına büyük e, ee, olas, e, ee, efendim düzeltiyorum. Günümüzdeki Osmanlı İran sınırına e, verir yan anlaşma Amasya anlaşması olmuştur. Şimdi Kıymet Osmanlı bunu belirttikten sonra 2615 Revan Seferi 2617 İran Savaşı'nın yeniden basılması 2617 1. Mustafa'nın tahta geçişi Şimdi dostlarım 1. Mustafa ve Sultan İbrahim e, dedi yani akli, akli melikeleri yasadıkları dönemde gördükleri bazı şeylerden dolayı gezecekler ortamdan dolayı bozulan insanlardır. Şimdi Sultan İbrahim deli değildir. Lakin Samur Kürk hastasıdır. Ama Sultan Mustafa tam manasıyla bir delidir. Unutulmaması gereken başka bir şeyde soru da vardır efendim. Sultan 5. Murat deli değildir. Lakin kendisi mason olduğu için görevinden uzaklaştırılmıştır ki bu da devlet için en hayırlısı olmuştur. Sultan 5. Murat toplamda 90 gün basite kalan Osmanlı Devleti'nin en kısa sultanıdır. Yani e, soru olarak şunu söyleyebiliriz ki Osmanlı Devleti'nde deli olan iki padişah vardır. Bunlardan birincisi yani akli delingesi bozuk olan iki padişah vardır. Bunlardan birincisi Sultan 1. Mustafa, ikincisi de Sultan İbrahim'dir. E, Sultan İbrahim deli değildir. Sadece yani bu özel sebep. Bu i̇kisi deli olarak kabul ama benim kendi sahasi fikrim. Sultan İbrahim deli değildir. Sadece yetiştiği dönemde kendisi Samur hastası. Bunun, yani Samur e çok meraklı. Bundan dolayı kendisine de deli, de, deli denene gelmiştir. Ama Osmanlı'daki gerçek deli Sultan I. Mustafa'dır. Buna da birlikte fayda vardır. Yıl 1617 İstanbul'da Mehmet Ağa tarafından Sultan Ahmet Camii'nin insası. Yıl 1618 1. Mustafa'nın hali ve 2. Osman'ın tahta geçişi. 2. E, yaparsınız. 1618 İran ile Sarev Antlaşması. 1621 <laughs> 2. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı. Hotim Seferi. Yıl 1622 2. Osman'ın katli ve 1. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı. Değerli dostlarım, II. Osman o dönemine göre çok ileri görüşlü ve çok aydın bir e, insandır. Lakin kendisi e, yenilik yapmakta çok aceleci davranmıştır. <laughs> Eğer yeniliklerini zamanı yayıp e, zaman içerisinde yavaş yavaş yenilik yapabilseydi, yani alıştıra alıştıra yenilik yapabilseydi, ki bunların en sonunda orduyu kaldırmak gelir. Kendisi çok uzun müddet Osmanlı tahtında kalabilirdi. Ki kendisi teyit edildiğinde henüz 18 yaşındaydı. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Yıl 1622 2. Osman'ın katli ve 1. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı. 1622 İran ile Savaş'ın yeniden basılaması. 1623 1. Mustafa'nın tahttan indirilip 4. Murad'ın tahta çıkışı. Kıymetli dostlarım. Sultan 1. düzeltiyorum. Sultan 4. Mustafa'nın hükümdar efendim düzeltiyorum. Sultan 4. Murad'ın hükümdarlığı iki ana dönemde incelenebilir. Birinci ana dönem annesi Kösem Sultan'ın idareciliği altında geçmiş olan 1622 1632 yılları arasıdır. Hatta evet 1623 1000 632 1632 yıllar arasındaki 9 yıllık süreçtir. Ee, bu dönemde Sultan Murat daha henüz e, çocuk yaşında olduğu için devlet işlerine pek karışamıyor ve kendi siyasi otoritesini gösteremiyor. Lakin 1632 yılından sonra getirdiği içki ve sütün yasağının, neyse ona daha sonra denelim. 1632 yılından sonra artık büyüyor ve devlet tam manasıyla ele alıp Osmanlı devletini 8 yıl boyunca kendi kafasına göre istediği gibi yönetebiliyor. Ve Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi içerisinde toparlandığı bir dönem olarak Sultan 4. Murad'ın hükümdarlığı tarihe geçmiştir. Sultan 4. Murad'ın otoritesini denemek amacıyla e, içki ve tütün yasağını getirmesi bile ve bu yasağın uygulanması şeklinde incelerseniz dahi Aslında Sultan 4. Murad'ın yasakçı bir karakter olmadığını sadece Sultan 4. Murad'ın devletin kaybolan siyasi, iktisadi, ekonomik, kültürel ve başka türlü gücünü yeniden toparlamak ve kendi gücünü sanabilmek amacıyla halkına karşı getirdiği bir yasaktır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. 4. Murad Osmanlı Devleti'nin en güçlü padişahlarından bir tanesidir. Ki Osmanlı Devleti'nde Fatih, Yavuz, Kanuni... 4. Murat. Bu e, 4 insan hatta Çelebi Mehmet, bu 5 insan Osmanlı Devleti'nde tarihe geçen hükümdarlardır. Şimdi Çelebi Mehmet sırasıyla gidelim. Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti'nin fetret devrinden çıkarıp kayıp olan devlet otoritesini yeniden sağlayıp Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaran ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurusu sayılan bir hükümdardır. Sultan e, Fatih Han ya da Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethederek hem peygamber övgü, övgüsüne nail olmuş. Hem de devleti devlet statüsünden, Yıldırım Beyazıt'ın kazandırdığı devlet statüsünden, imparatorluk statüsüne İstanbul'un fethiyle yükseltmiştir. Ki İstanbul fethettiğinde henüz 21 yaşındadır. Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı Devleti'ne Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü kazandırmış. Osmanlı Devleti'nin fasa kadar ilerlemesini sağlamış ve Osmanlı devletinin halifeliğe kazandırmış bir hakandır. Hadine adına kadar doldurmuş devletin en güçlü dönemini yaşanması kendisinden sonra gelecek olan hükümdarı devletin en güçlü dönemini yaşatmasına neden olmuştur. Sultan e, Süleyman Han Hazretleri e, Osmanlı devletinde en uzun süre padişah yapmış e, hükümdardır. 46 yıl ona 25 gün basit kalmıştır. E, öldüğünde zigat vardı ölmüştür ve Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemi bunun döneminde yaşamıştır. Şimdi bu dört isim Osmanlı Devleti'nin kuruluş yükselme döneminde e, hayatta bulunan, hükümdarlık yapan insanlardır. Lakin Sultan 4. Murat ise devletin bu kadar güçlü olmadığı, e, halkın ve devletin bir takım çeçe, e, e, asi, teçe demeyelim, asilerin elinde e, harap ve bitap düştüğü bir dönemde tahta geçip Osmanlı Devleti'ne kaybettiği gücünü yeniden kazandırmıştır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. O yüzden 4. Murad'ın Osmanlı Devleti tarihindeki yeri bir ayrıdır. Lakin 4. Murad'ın bir kararı da vardır ki o da kesinlikle yalnızdır. O da e, sudur, kendisi ölüm düzeyindeyken hanedandan hayatta kalan tek e, erkek evlat olan Sultan İbrahim'in öldürülmesini emretmiş. Bu da e, hükümdar e, devletin sonu olacağı için askerler, devlet adamları onu uygulamamızdır. Ama eğer bu kararı uygulansaydı Osmanlı Devleti 1640 yılında tarihin tozlu sayfalarına karışmış olurdu. Bunun dışında Sultan 4. Murad'ın hiç hemen hemen hiçbir kötü yönetimi bulunmamaktadır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yıl 1629 Cizvitler tarafından İstanbul'da Saint ...Gorgias Fransız okulu ile yine Saintois Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması gibi de... Osmanlı Devleti'nin kendi himayesinde bulunan azınlıklara karşı gösterdiği host politikanın... ...host politikasının bir sonucudur. Yıl 1694, ilk Şeyhülislam katli. Ahizade Hüseyin Efendi. Şeyhülislam din, günümüzdeki Diyanet Başkanı gibidir. Normalde katli yasaktır ama... 1934'ten ee, sonra zaman zaman bazı eee şey İslamlar idam edilebilmiştir. Bunun sebebi de kendilerine bir şey sanmaları, padişahın siyasi otoritesine, gücünü, kuvvetini ve kudretine ve dolayısıyla devletin gücünü, kuvvetini ve kudretine sınırlayacak bir politika içerisinde olmalarıdır bazı sadır adamların. Şimdi kıymetli tutarım, kıymetli kardeşlerim. Gelelim sohbet kısmına. Dediğim gibi normalde ben bunu Oğuz Handan'ın önceki padartesi günü vardı ya, o zaman hayatını belirtme günü yükledim. Bu video pazartesi günü gelecekti. Lakin ben bunu yüklediğimde dikkat etmemişim. Youtube bunu kendi kafasına göre kendisinde kaynaklanan bir problemden dolayı 1 dakika 30 saniye olarak yayın hayatına geçirmiş. Şimdi ben de bu videoyu tekrardan e, yayına soktum. Bunun böyle e, yani bugün bu videonun gelmesi sebebi budur. Bu video normalde e, Bakın en basit bir daha tekrar edeyim. bu video normalde geçen hafta pazartesi günü gelmişti. Lakin YouTube kendisinden kaynaklı sorunların sebebiyle bu videoyu yayın hayatından şekilde bir buçuk dakikaya indirgedi. Ben de bu videoyu YouTube'dan sildim, kaldırdım. Ve şimdi tekrardan sizlere level usturdum. E i̇nşallah diğer videomda ele alacağım konu 1635-1678 e, e, dön e, dönemindeki 40 3 yıllık dönemde meydana gelen gelişmeleri bu olayları sizlerle birlikte ele alıp elimizden geldiği dilimizin döndüğünce kendi bilgimizin de anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videomda yarın e, görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Dostlarım, kardeşlerim Allah'a emanet olun.